Haftanın dördüncü işlem günü, hatta bu hafta için özellikle yarının tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul'u konuşuyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Beklentilerinizi alalım. Tabii, şimdi bugün dediğiniz gibi son gün, son işlem günü Ağustos ayı için. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı, dolayısıyla yurt içi piyasalar işlem görmeyecek. Tabii Ağustos ayı Borsa İstanbul açısından zayıf bir ay oldu. %8'in üzerinde bir kayıpla bu ayı tamamlamaya hazırlanıyoruz diyebilirim. Mevcut seviyelerden çok farklılaşan bir fiyatlama görmezsek kapanışa kadarlık kalan sürede. Tabii bu aya küresel piyasalarda zayıflayan görünüm ve kara pazar fiyatlandırdığımız o sert satışların etkisiyle zayıf bir başlangıç yaptık. 5 Ağustos pazartesi günü endekste devre kesicilerin çalıştığı bir fiyatlama gördük. Bu Ağustos ayının ilerleyen bölümlerinde küresel taraftaki işte gerek Amerika olsun gerek Asya piyasaları, Avrupa piyasaları kayıplar büyük ölçüde geri alınsa da bizim endeks tarafında daha zayıf bir görünüm, yurt dışı piyasalara kıyasla negatif ayrışmanın etkili olduğu bir fiyatlamayı takip ettik. Burada özellikle önemli destek seviyelerinin kırılıp direnç konumuna geçmesi, yurt içinde kısa vadeli bir katalizörün bulunmayışı, yine bununla birlikte zayıf seyreden genel itibariyle ikinci çeyrek finansal sonuç dönemi endeks tarafında biraz zayıf görünümün etkisini sürdürmesine neden oldu. Burada psikolojik öneme sahip 10.000 seviyesi oldukça kritik. Eğer bu seviye üzerinde kısa vadede kapanışlar alabilirsek, yani Eylül ayı içerisinde takip edeceğimiz ilk nokta burası olacak. Devamında da 10.280 civarından geçen 100 günlük ortalama bizim için çok önemli. Bu ilk seviyeye geçersek endekste daha olumlu bir teknik fiyatlama görebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle 6 Eylül'de hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda önemli gelişmeler olacak takip edeceğimiz. Birincisi yurt içi tarafından Fitch'in değerlendirmesini takip edeceğiz. Eğer burada bir not arttırımı olursa bu endeks tarafında biraz bir toparlanma için katkı sağlayabilir. Öte yandan 6 Eylül'de yine tarım dışı istihdam verisi açıklanacak ki son verinin küresel çapta yarattığı oynaklık ve hani fiyatlamayı dikkate aldığımızda çok çok kritik bir veri. Hatta Fed'in Eylül ayındaki faiz indiriminin miktarı üzerinde de belirleyici olacak bir veri. O yüzden bu iki gelişme eğer piyasa için destekleyici mahiyette olursa, yani Fitch'ten bir not arttırımı görürsek ve tarım dışı istihdam verisi korkulduğu kadar zayıf gelmezse, bu bizim için de bir toparlanma anlamında katalizör olabilir. Ama Fitch bir not görünümünü sabit tutar, üzerine tarım dışı istihdam verisi de zayıf gelirse, o zaman geri çekilmeler de yeniden hem küreselden biz de görebiliriz. O noktada o tarihi 6 Eylül yakından izlemek gerekiyor. Ağustos ayını zayıf kapatıyoruz. Kısa vadede 10.000 üzerinde kapanışlar görmeden biraz temkinli duruşumuzu koruyoruz ama şunun da son olarak altını çizmek isterim. Mevcut seviyeler veya olası ek düşüşler orta uzun vade için bence olumlu bir görünüm. Yani burada geri çekilmeler orta uzun vadeli bakış açısıyla kademeli bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Endekste orta vadede pozitif görüşümüzü koruyoruz. Bunun altında yatan en temel sebep de Merkez Bankası'nın 2025'te kademeli faiz indirimleri ve özellikle bu yıl daha çok sabit getirili TL enstrümanları tercih eden yabancı yatırımcının 2025 yılında faiz indirimlerinin de etkisiyle hisse piyasalarına daha fazla yöneleceği beklentimizden de kaynaklı. O yüzden ana sektörleri, ana hisseleri bu noktada orta uzun vade için biz beğeniyoruz. Mevcut seviyelerde bu anlamda bir fırsat oluşturduğunu düşünüyoruz daha orta vadede. Onurcan Bey, tabii sektörleri de konuşuyoruz. Yine bankacılık tarafında birin üzerinde bir geri çekilme var. Holding, ulaştırma, bunlar da yine ön planda sektörler. Orada da bir özellikle değer kaybı görüyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz sektörel performansı? Evet, dünden beri bankacılıkta biraz zayıf bir seyir var. Özellikle yabancı bir kurumdan gelen hedef fiyatlardaki aşağı yönlü revizyon bir miktar bankacılığı dünden beri baskılıyor. Onun dışında tabii sanayi tarafı bugün biraz daha ayrışıyor. Açıkçası bu Ağustos ayı içerisinde hemen hemen her sektörde zaten endekste derinleşen kayıplarla zayıflamalar takip ettik ama gün bazlı ayrışmalar oluyor. Yani örneğin bir gün bankacılık tarafı pozitif, genelde gün zayıf olabiliyor. İşte bu hafta içinde ulaştırma tarafı pozitifti, bugün biraz daha satışlar var. Tabii ki gün bazlı dalgalanmaları sektörler içerisinde de takip ediyoruz. Ama hani bahsettiğim üzere orta vade için bir alım yapılacaksa bu noktada bankaların mevcut seviyelerini uygun buluyoruz. Özellikle faiz indirimleri bankaların karlarını, kar marjlarını destekleyici bir süreç. Artı yabancı ilgisi dediğimizde de bankalar, holdingler ilk sıralarda yer alacak. O yüzden bildiğimiz büyük özel bankaları,
İşte holdinglerde Koç, Sahol, Anadolu Grubu Holding gibi büyük holdingleri. Yine bu noktada gıda perakende tarafında BİMAŞ olur, Migros olur. O hisseleri beğeniyoruz. Yine havacılıkta Türk Hava Yolları olsun. Bu noktada takip edilebilecek sektörler arasında. Türk Hava Yolları son dönemde geride kaldı. İlerleyen süreçte bir yabancı ilgisi artışıyla Türk Hava Yolları'na biraz ilgiyle takip etmemiz bu anlamda mümkün olabilir. Onun dışında burada biraz Trump dönemini beklemek lazım. Ama eğer Trump, yani Amerika seçimlerini beklemek lazım daha doğrusu, yanlış ifade ettim. Eğer Trump seçilirse bu küresel demir çelik hisseleri üzerine biraz baskı oluşturabilir. Çünkü Çin'e getirmeyi planladığı yüksek tutarlı gümrük vergileri var. Bu Çin büyümesini yavaşlatırsa bu da demir çelik sektörüne baskı oluşturabilir. Ama Trump gelmezse demir çelik içinde, yurt içinde, yani Ereğli olsun, Kardemir'de olsun, orta vadede fırsatlar olduğunu düşünüyoruz. Yine telekom sektörü bu yılın zaten önde gelen sektörlerindendi. Turkcell'e orta vadede genel olarak buradaki yani hem iş kolu hem yeni yatırımları beğendiğimiz hisselerden. Yani daha çok ana sektörleri, bu bahsettiğim hisseleri ki model portföyümüzde zaten birçoğu yer alan hisseler takip edilebilir. Yani burada şöyle özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, bu yıl endeksin performansıyla yatırımcıların portföy performansları arasında ciddi ayrışmalar gördük. O da 2022'de, 2023'te açıkçası temel görünümden bağımsız adil değerlemenin üzerinde fiyatlamaları, spekülatif fiyatlamaları gördük. Enflasyondan korunma güdüsüyle daha ağır basıyordu. Ama artık bu yıl, önümüzdeki yılda keza daha temel değerlemelerle işlem görecek hisseler. Bu sene ana sektörlerin daha güçlü performans sergileyip geçtiğimiz yıllarda daha adil değerin üzerinde olan yan hisselerin veya işte biraz spekülatif fiyatlamalara konu olmuş hisselerin bu yıl daha zayıf performanslar ortaya koyduğunu görüyoruz. O yüzden gerek bu yıl başından beri de söylüyoruz zaten, hem bu yılın kalanı için hem önümüzdeki yıl için daha profesyonel bir yaklaşım gerekli. Daha temel değerlemeleri dikkate alan yaklaşım gerekli. O yüzden bu noktalarda gerek kurumların model portföyleri, gerek yatırım fonları önümüzdeki süreç için tercih edilmeye devam edilmeli ve bu noktada varlık çeşitlendirmesinin de tabii ki önemli olduğu, portföy dengesini sağlayabilmek, koruyabilmek adına faydalı olduğu bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Küresel cepheyi de konuşalım isterim. Özellikle tabii Amerika'dan önemli veriler gelecek. Bir taraftan büyüme, bir taraftan PCE'yi konuşacağız ve FED'de artık faiz indirimlerine başlayacak Eylül gibi. Nasıl değerlendirirsiniz FED adımlarını bundan sonra? Yani FED'in faiz indirimine başlaması artık kesinleşti. Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Powell'ın da söylemleri bu beklentileri güçlendirdi zaten. Şu an piyasalardaki soru, FED 25 bas puanla mı başlayacak, 50 bas puanla mı başlayacak? Tabii bugün gelecek büyüme verisi, yarınki çekirdek PCE verisi önemli. Yani buralarda ekstrem sürprizler görmeyi çok beklemeyiz açıkçası. Çünkü Amerika'daki büyümede ikinci okuma olacak. Çekirdek PCE'de de enflasyondaki son dönemdeki yumuşama eğilimini dikkate aldığımızda, yani FED beklentini bozacak bir veri çok beklenen bir veri değil. Aksi olursa tabii ki piyasalarda volatilite yaratır, ayrı bir konu. Ama asıl kritik nokta 6 Eylül'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi. Eğer haftaya Cuma takip edeceğimiz veride işsizlik oranında yükseliş eğiliminin devamını ve yaratılan istihdam rakamında düşüş eğiliminin devamını görecek olursak, o zaman 50 bas puan piyasalar gözünde daha kesin olacaktır. Ama bu veri biraz daha iyi gelirse, çünkü geçen veride biraz kasırga etkisi de olduğu değerlendiriliyordu. Bu veri daha iyi gelirse o zaman 25 bas puanla başlama ihtimali var. Yani piyasalar şu an 100 bas puan sene sonuna kadar bir faiz indirimi öngörüyor. Geriye 3 toplantı kaldı. Bu her toplantıda faiz indirimi ve en azından bir toplantıda 50 bas puanlık bir faiz indirim miktarını işaret etmekte. Amerika'da bir yavaşlama var. Şu an FED'e yönelik beklentiler küresel risk iştahını destekledi. Ama bundan sonra piyasaların seyri üzerine belirleyici olacak nokta, Amerika ekonomisi yumuşak inişleme süreci tamamlayacak bu sıkılaşma sürecini, yoksa resesyona mı gidecek? Yumuşak iniş her zaman başarılabilen bir şey değil. Yani zor bir olay. Ama bu sefer olursa bu faiz indirimleri 2025 yılında da küresel piyasaları genel olarak desteklemeye devam edebilir. Ama resesyona doğru giden bir süreç görürsek faiz indirimlerinin pozitif etkisini biraz daha olumsuz tarafta resesyon endişeleriyle geri çekinmeler olarak da devamında takip edebiliriz. O yüzden Amerika'daki veriler çok kritik. O tarafı yakından izliyor olacağız.
FED'den biz de her geriye kalan her üç toplantıda faiz indirimi bekliyoruz. Ama İstanbul verilerinde ekstra bir bozulma görmezsek 25'erlik faiz indirimlerini yılı 75 bas puana tamamlama ihtimali de var. Bir de bu konuda tabii veriden sonrasında FED toplantısında malum projeksiyonlar yayınlanacak. O da piyasalar için önemli bir rehber olacaktır diye düşünüyorum.